Değerli izleyenler, şimdi bir konuğum var. Sinop Hemşehrilik ve Dostluk Derneği Onursal Başkanı, eski milletvekili Özer Gürbüz. Nükleer santralı konuştuk onunla. Bildiklerini sizler için paylaştı. İşte Özer Gürbüz sizlerle. Evet, haber eli diye öncelikle teşekkür ediyorum. Sinop'un çok önemli konusu, güncel nükleer santral konusunda görüş açıklama imkanı verdiği için. Ben Sinop'a milletvekilliği yapmış, tüm yaşam boyunca Sinop'a katkı vermeye çalışmış bir kişi olarak öncelikle nükleer santralın genel olarak yararından zarardan ziyade Sinop'umuza ne verir, ne kazandırır konusuna girmek istiyorum. Sinop'umuz yıllardır uğraştığı kültür, turizm şehri olmak, eğitim, kültür, turizm şehri olmak hayali vardı yıllardır Sinop'umuzda. Ve bütün istek, tek amaç yollarımız bitsin, üniversitemiz tamamlansın, okullarımız olsundu. Şimdi çok şükür üniversitemiz oldu, yollarımız oldu, havaalanımız var. Ve Sinop beklediği eğitim, kültür ve turizm şehri olma amacına hızla yaklaştı. Eksikleri var mı? Var. Ama yazın oteller dolu, pansiyonlar dolu, lokantalar dolu. Sinop'ta ve Gerze'de özellikle kalacak yer yok. Ve halk son derece memnun ve mutlu. Bizim Sinop olarak bir farkımız diğer turizm bölgelerinden. Tarihi ve coğrafi zenginliğimizle birlikte turizme çok yatkın bir halkımız var. Sinop'a gelip, Gerze'ye gelip, Sinop halkını, Sinop'u, Gerze'yi beğenmeyene hemen hemen rastlamadık. Şimdi tam bu amaçları yakalamışken, hızla belli bir yere doğru Sinop ulaşırken nükleer santralla karşı karşıya geldik. Nükleer santral yapımına. Daha önce termik santral konusu vardı. Gerze'de ve bazı yerlerde yapmak istenen. Çok şükür o durdu. En azından şu gün durdu. Bu nükleer santrali de değerlendirmek istiyorum. Ben Sinop'a gelen her yatırımın milletvekili olarak ya da o görev yapmış birine olarak hep yanında olmak lazım olurum. Ama nükleer santralin yanında olamıyorum. Niye olamıyorum? Eğitim ve turizmde bir yerlere gelen Sinop'umuzun bu yapısı tamamen kaybolacak. Sinop yeni bir yapıya gelecek. Ne olacak o yapı? Nükleer enerji ya da enerji üssü yapısı. Ve bu kadar emekler, Sinop'a verilen bu kadar emekler bir kenara bırakılacak. Sinop hem Türkiye'ce keşfediliyor hem de dünyaca keşfediliyor. UNESCO Sinop kalelerini kültürel mirası aldı. Kültürel miras listesine Sinop kalelerini 2013 yılında ekledi. Ve Sinop'a alan yönetimi kuruldu. Alan yönetimine Avrupa Birliği'nce 9.2 milyon euro para yardım yapıldı. Amaç nedir? Bütün kaleler kaldırılacak. Sinop eski tarihi haliyle yaşatılacak. Cezaevi kaldırılacak. Balatlar Kilisesi kaldırılacak. Hatta bu Tuzlar Caddesi'nden başlayan Sarımsak Mahallesi dediğimiz mahalle için alan sit alanı eski Sinop yaşatılacak. Şimdi hal buraya doğru giderken bunun yanında bir nükleer santral yapımı buna hiç uymuyor. Biz Sinoplar olarak ya da ben Sinoplu olarak buna ne yapabiliriz? Nasıl mücadele edebiliriz? İstemiyoruz demek yeter mi? Yetmez. Bunu devlet yapıyor. Devlete enerji de lazım elbette. Bunu bir yerde yapacak. Bu Sinop seçildi. Bizim talihsizliğimiz. Bunu talih olarak da gören olabilir ama demin anlattığım ölçüde bizim talihsizliğimiz. Çünkü Sinop bir yerlerdeyiz biz. Bir yerlere gidiyoruz. Sinop artık Karadeniz'in Antalya'sı oldu. Sıcaklık arttı aşağılarda yazın. Kimse gidemiyor. Herkes yukarıya doğru gelmeye başladı. Bunun için de en model yeri Sinop. Bizim Sinop Limanı çok kişi bilmez. Karadeniz'in güneye bakan tek limanıdır. Sinop Limanı güneye bakar.
Bizim iki denizimiz var malum. Biri iç liman, biri dış liman. Bu yönüyle Sinop turizmde zor bulunabilecek bir yer. Benim kıyamadığım bunlar. Kıyamadığım Sinop'un bu geleceğini engelleyecek olması. Nükleer santralın vereceği zararlara da geleyim kısaca. Nükleer santral nerede kurulur? Su kenarında kurulur. Niye kurulur? Suyla soğutulduğu için. Çoğu deniz kenarları tercih edilir. İki, deprem hiç olmayan bir bölgede kurulur. Çünkü küçük bir depremde yapacağı zararlar çok sıkıntı olabilir. Bunun birçok örnekleri görüldü. Sinop depreme ne kadar dayanıklı? Alınan bilgilere göre deprem yok deniyor. İnşallah da hiç olmasın. Ama Karadeniz fay hattı çok yakın. Boyabat birinci derece deprem bölgesi ilan edildi. Belli kattan yukarısına müsaade edilemiyor. Sinop'ta 44 ya da 45 yıllarıydı. Benim çocukluğumda bu Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bizim baba evinin depremden 3. katı yıkılmıştı. 3. kat yıkıldı. Biz onu yıkıklar üzerinden çıktık. Bir ahşap akrabamızın evinde sabahladık. O tarihlerde ilkokullarda ara verirdi öğretmenlerimiz. Deprem olabilir dışarıya çıkardık. Sonra gene içeriye gelirdik. Ampuller bağlıydı. Ampuller hep sallanırdı deprem şeyinden. O yönüyle endişelerim var. Buraya boğaz yapılması, Sinop'un adı haline gelmesi diye vilayetçi yapılan toplantıda bir hocamız belirtmişti. Deprem uzmanı hocamız. Sinop kaygan zeminde, hareketli zeminde, fay hattı kırıkları üzerinde deprem tehlikesi var Sinop'ta diye belirtmişti. Hatta ada başından çöp atılan yer altında, vulkanik ada yapısı altında bir fay hattından bahsedilmişti. Bu yönle biz Sinoplular olarak, ki ben bir sorumlu kendim bildiğim Sinoplu olarak, deprem konusunu biraz daha girmek, biraz daha araştırmak istiyorum. İki, enerji lazım. Ancak çevreye zarar vermeyecek biçimde yapılması lazım. ÇED raporu dediğimiz bir rapor. Çok şükür bu kömür santralı ÇED raporunu alamadı da geri kaldı. Niye orman üzerindeydi? Niye balığa, suya, hepsine zarar veriyordu? Nükleer santral yapmak istenen yerde Sinop'un en güzel yeri. İnceburnu'nun yanı. Tamamen ormanlık bir alan. Endemik bitkilerin en çok bulunduğu bir örtü, balığın yuva yaptığı ve oradan dağıldığı bir yer. Yani nükleer santral suyu çekecek, tonlarca suyu. O soğuyacak, su ısınacak, denize verecek. Bu denizde haliyle balığa çok zarar verecek, deniz suyunu belli derece ısıtacak ve çok endişelerim var. Halk bu suya giremeyecek, nükleerden geçti diye. Halk bu balığı yiyemeyecek. Nükleer atıklar katıldı diye. Biz bütün İstanbul'u Ankara'ya Sinop balığı gider. Sinop balığı gidemeyecek. Nükleerli balık diye. Çok ciddi endişelerim daha çok bunlardan geliyor. Sinop'ta varil çıkmıştı bir zamanlar. Bu variller çıktı, yakalandı, alındı. Soğuk su tarafında bir karakolun altına kondu. Halk o kadar endişelendi. Ben o zaman milletvekiliydim. Gitmiştim onun başına basın toplantısına. Halk bana gelip diyordu ki Özer Bey, akşamları bir rüzgar esiyor, bir koku geliyor. Evde oturamıyoruz, çay içemiyoruz. Psikolojik olarak o kadar morali bozulmuştu ki. Benim çok endişelerim var. Bu nükleerin bacaları oradan tüttüğü sürece benim Sinoplum burada gece evine geliyor, endişe içine girecek. Denizine, balığına, lokantasına girecek. Yani kısaca bu haliyle bile nükleer, bırakayım çağa uyuyor, uymuyor. Japonya'da bıraktı, Almanya bıraktı. Artık bu teknik yok. Bu tekniği bize satabiliyorlar. Eleştirilerini uzmanlarına bırakayım. Bu haliyle bile benim Sinop artık eski Sinop olmayacak. Bu Sinop bir Sinoplara emanet. Bu güzellikleri koruyup böyle geliştirmek üzere bir emanet. Bu bizim emanet olarak üzerimizde. Biz buna karşı borcumuz var. Biz de yarınki kuşaklara
Böyle bir Sinop bırakmalıyız. İnanın, nükleerden önceki Sinop, nükleerden sonraki Sinop diye fotoğraflanacak ve gelecek kuşaklar bütün Sinopluya lanetleyecek, gönül koyacaklar. Hiç mi sahip çıkamadınız, hiç mi farkına varamadınız diye. O yönüyle ben bu Sinop'a hala bir şeyler katmaya çalışan, Sinop'un gelenekleri bozulmasın, doğa bozulmasın diye dernek kurup o dernek Hemşeri Dost Derneği'yle mücadele veren yapımla da her gelecek katkıya sevinirim, ama nükleer santralin gelmesini bir katkı yatırım olarak göremiyorum. Milyarlar gelecek deniyor, insanlar çalışacak deniyor. Hep bilirsiniz, bu tip işletmeler kendi elemanıyla gelirler, kampını kurarlar, 24 saat üzerine vardiya olarak çalıştırırlar, bütün malzemesini dışarıdan getirirler, şehirden pek alışverişleri olmaz. Ve bu bittiği zaman elektrik enerjisi ürettiği için alıp gidecek, bize 4 bekçiyle koruma görevleri kalacak. Diğer memurlar mutlaka teknik eleman olacak. O yönüyle Sinop'a büyük katkı vermeyecek, ama eğitimde, turizmde, kültürde artık bir yerlere gelen, Avrupa Birliği'nce de alan yönetimi kurulup model olarak kabul edilen Sinop'umuz elden çıkacak. Sinop'umuz yok edilecek. Elbette ki biz Sinoplular olarak hukuki mücadelemizi de vereceğiz. Devlet yapıyor, ama devlet millet içindir. Milletini mutlu etmek için bir şeyler yapar. Biz de bu konuda bir kere oraya ÇED raporu alındı mı, ne ölçüde var ne yok diye hukuki başvurularımızla araştıracağız. Demin belirttiğim gibi deprem konusu tamamen şu araştıracağız. Bir de Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar bu doğal yapı, bu korunacak kültürel miras böylece elden çıkıyor diye hakkımızı arayacağız. Onun için ben bir Sinoplu olarak, Sinop'un bütün konuları izlemek isteyen birisi olarak bu nükleer santralden memnun olmadığımızı, nükleer santralimize katkı değil zarar vereceğini belirtmek istiyorum. Bu imkan